3, 2, 1, sor. Bir şeyi unutmanın ya da hatırlamanın kriteri nedir? Unuttuklarımızı neden unuturuz, hatırladıklarımızı neden hatırlarız? Evet, çok uzun bir mevzu ama en basit ve sarih anlatılış şekli şu. Hafıza hard disk gibi çalışmıyor insanda. Duygusal işaretleme tekniğiyle çalışıyor. Sadece duygusal olmasa da işaretleyicilerin en önemlisi duygular. Mesela eğer kafamız bir bilgisayar gibi çalışsaydı, bilgisayarda en son işlem yapılan dosya en hızlı şekilde açılır. Çünkü ön bellekte o bulunur. Ama uzun süredir üzerinde işlem yapılmayan bir dosya ya da programı çalıştırdığınızda açılması biraz uzun sürer. Çünkü ön belleğe yüklenecektir falan filan. Uzak kalmıştır işlemciden. Aynı mantıkla düşünürsek, mesela 10 dakika önce arabanın anahtarını bir yere bırakıyoruz. Sonra arıya arıya bulamıyoruz. Halbuki en yeni oluşturduğumuz hatıra o. Bırakırken de gayet bilinçliyiz belki. Ama araya bir şeyler giriyor, onu unutuyoruz. Ama atıyorum 10 sene, 15 sene önce işte bizi rahatsız etmiş bir şey gün içinde pıt diye birkaç sefer aklımıza gelebiliyor. Hatta öyle bir geliyor ki kimyamızı değiştirebiliyor. Bu iki ana arasındaki fark, birinin duygusal olarak hiçbir angajman içermemesi anahtar. Ama diğerinin duygusal olarak derin izler bırakmış olması. Biz gün içerisinde edindiğimiz deneyimleri belli sürelerle hafızamızda tutarız. Ama kalıcı hafızaya yerleştirebilmemiz için bir şeyi, ona bir duygusal etiket takmamız gerekir. O bizim için duygusal olarak önemliyse biz onu öğrendikten sonraki ilk uykuda hem prova ederiz tekrar hem kaydederiz. Uykunun işlevi budur zaten, o bilginin tekrar prova edilip yazılması. İşte uyku sırasında yapılan bu önemli önemsiz ayrımı da temel olarak benim için duygusal önemli olan hangisi bu deneyimler arasında. Burada da şöyle bir ince nokta var. Duygularımız her zaman çok sağlıklı değil. Bir sürü travma taşıyoruz, bir sürü sorun yaşıyoruz, bir sürü duygusal dengesizlikler gösterebiliyoruz gün içerisinde. Bu da dolayısıyla dünyadan öğrendiğimiz şeyleri, edimlerimizi kaydetme sistemimizi değiştiriyor. Yani o yüzden duygusal stabilite, duygusal farkındalık öğrenmeyi de otomatikman çok arttıran bir şey. Amaca yönelik öğrenme için kesinlikle gelgit ruh hallerinden mümkün olunca kurtulabilmemiz lazım. Yani işin temelinin duygusal olduğunu anladığımızda aslında büyük bir nimetle karşı karşıyayız. Bizim için duygusal olarak hiçbir önemi olmayan bilgiler siliniyor, kafada yer açılıyor diye düşünelim. Önemli olanlar hafızaya yerleştiriliyor ve o duygusal etiketler de daha sonra hayat öykünüzü yazmak için kullandığınız bir resme oturuyor ya da oturması gerekiyor. Dolayısıyla hafızamızda tuttuğumuz her şey aslında yaşama duygusal bakışımızın bir neticesi olarak değerlendirilebilir. Ve atıyorum geldiğiniz 60-65 yaşına geri dönüp baktığınızda hayatınızla ilgili yazdığınız hikaye sizin duygusal olarak neleri seçtiğinizi gösteriyor. Biraz evvelki anekdotta otobüste bağırıp çağıran bir amcadan bahsetmiştin. Bu amcanın biriktirdiği şeyler duygusal olarak çok hoş olmasa gerek ki böyle coşmuş, ama bazı yaşlılar görürsün böyle gayet ponçiktir, dünya yıkılsa pek ses çıkmaz falan, hayırlısı olsun evladım der, başını okşar, kızmaz etmez. İşte onlar da demek ki güzel şeyler toplayıp sabır devrelerini kuvvetlendirmiş insanlar. İnşallah biz de yaşlandığımızda öyle olabiliriz. Sonuçta ne yaparsan elinle o gelir seninle, yani biz biriktiriyoruz. Bu acaba şey, önemli olanları kalıcı hale getiriyoruz ya, bence birçok insanın hayatında öyledir. Hep kötü şeyleri, bizi olumsuz etkileyen şeyleri daha çok hatırlıyoruz mesela. Tabii ki. Acaba bu şundan mı kaynaklanıyor? Hani bizim zihnimizin, beynimizin olumsuza kaçma eğiliminden mi kaynaklanıyor? Yoksa pişirip pişirip aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze koymak bizi besliyor, böyle bir haz mı veriyor? Sinirimizi mi geçiriyor? Bir şey mi bastırıyor? Haz ikincil, yani onun bir haz bileşeni var ama esas önemli olan şu. Yani daha önce de defaatle anlattığım gibi tabiatta olumsuzu önce görürsen hayatta kalırsın. Ya bütün beyin devreleri de önce olumsuz bir olasılık varsa onu abartma eğilimindedir ki kendimizi ona göre koruyabilelim diye. Bu geçmişi hatırlarken de böyledir, geleceği düşünürken de böyledir, şimdiyi algılarken de böyledir. Mesela şu anda atıyorum bacağınız ağrıyor olabilir ya da karnınız aç olabilir ya da biraz baş ağrısı ya da grip semptomları yaşıyor olabilirsiniz. Yani bir rahatsızlık hissediyor olabilirsiniz. Ama şimdi bomba patlasa, savaş çıksa, bir şey olsa bunu belirtilerin hepsini unutursunuz. Yani dolayısıyla bağlamsal bir duyarlılık vardır burada. Öyle yani. Ben hepinizi gömerim o zaman. Estağfurullah. Yani olumsuz yaşayan, olumsuz gören daha çok hayatta kalabilir diyor hocam. Aynen öyle. Yani muhtemelen ben... Sen şimdi, senin duygusal sistemin, yani sürekli olarak olumsuzu seçmek demek aslında korku işareti. Yani bir varoluş korkusu var ve o korkuyu izale etmek için devamlı olumsuz şeyleri seçip seçip oradan bir hikaye yazıyorsun. Aynen öyle. Zihnin primat tarafına işi bırakmış olmak demek o. Halbuki mesela hepimize örneği çizilen bilge insan modelini düşünün. Beyin mekanizmasını bilmenize gerek yok. Bu insanlar nasıl konuşur, nasıl düşünür, nasıl reaksiyon verir, ne yapar? Ani dürtüsel kararlar vermezler. Ağır hareket ederler, yavaşlatırlar, sakinleştirirler, dururlar. Akıl dolu kısa cümleler kurarlar mesela. Bunların hepsi nereden geliyor? Tabii ki zihnin o atavi kısmı sürekli kötülüğü görmeye çalışırken artık onlar o devrelerle mücadele edebilecek daha üst beyin devreleri
kendilerini geliştirebildikleri için zamanla, siz bir iki dakika durun bakayım, her şeyde bir hayır vardır, bir sakin. Dur bakalım sonucu ne olacak, bir görelim. İşte Kızılderili'nin at hikayesi gibi hep anlattığım şey yani. Her şeye bir sonuç ve etiket takma hastalığımız var. Halbuki izleyelim, bir görelim. Kötü dediğin şey iyi, iyi dediğin şey kötü olabilir. Bu da zaman istiyor, bilgelik istiyor. Yani gençken olur öyle şeyler, no problem.